Sayın bu harita üzerinden devam edelim sizle çünkü Rusya-Ukrayna gerilimi başladığı andan itibaren buradaki tansiyonun yüksekliği acaba Karadeniz'e mi sıçrıyor ya da Karadeniz'de ne olur noktasında tartışmalarda başladı. Ne açıdan? Rusya'nın Soçi Liman Müdürlüğü şöyle bir açıklama yaptı. Odessa Körfezi açıklarında Ukrayna tarafından döşenen mayınların fırtınada, çok şiddetli fırtınada kopup bir anda sürüklenmeye başladığını, ehaliyle o Karadeniz'e ve Karadeniz'den e, Türkiye'ye doğru geliyor mu noktasında da soru işaretleri oluşturdu. Ukraynalı yetkililer ise bu konuda tam anlamıyla Rusya'yı suçladı. Her iki tarafta birbirini suçlasa da e, tabi İstanbul'a ulaşabileceği de bu mayınların konuşuluyor. Neden? Odessa açıklarında döşenen bu mayınlar kopmasıyla birlikte Karadeniz tam bir, Mayın yuvasına, mayın denizine döndü diyebilir miyiz böyle sorsam aslında doğru mu? Çünkü 20 gündür devam eden, 25 gündür devam eden bir işgalden söz ediyoruz ve bu mayınların bir tanesinin de 20 kilograma kadar patlayıcı olduğu söyleniyor. 30'a kadar da var, Otuz, bazıları var. 30, Bazıları 30'a kadar da diyorsunuz. Şimdi şöyle, biz bu iddialar doğru mu? Önce böyle başlayalım, kopmuş olabilir mi? Ya da o mayınlar artık Karadeniz'de? Açıklama böyle yani Odessa'nın yaptığı açıklama itibar edeceksek eğer diyor ki Odessa dikkat alacaksak e, ve hatta Soçi'deki e, liman müdürü e, burada diyor ciddi bir 420 adet mayından söz ediyor e, 420 adet mayın diyor bu diyor kopmalardan dolayı e, Karadeniz'de bir tehdit olarak serseri mayın diye adlandırdığımız boştaki bir mayın olarak e, şu an diyor alanı kirletti ve e, ciddi de bir tehdit oluştu e, bununla ilgili Hani işte şeyde de görüldüğü gibi Tuna Nehri'nin akış yönüne bakarsanız ta boğazlara kadar ilerleyen bir tehdidin gündemde olduğunu söylüyor. Şimdi Odessa bu noktada. Siz aktarın istiyorsanız ben kamera açısından da... Şimdi şöyle biz Odessa'yı hatırlarsan ilk değerlendirirken şunu ifade etmiştik. Yani Rusya'nın oluşturmak istediği bir alan vardı ve Odessa'da çok kritik bir bölgeydi. Rusya'nın evet. sürekli hakimiyet kurmaya çalıştığı fakat bir türlü başaramadı. şimdi biz Odessa konusunda... Rusya'nın almış olduğu tedbirleri okurken dedi ki burada kıyı yani sahile yakın yerlerde askeri savaş gemileriyle bir abluka uyguladı. Bunun da hatta bir kısmı çıkarma gemisi olarak sahada varlık gösteriyor dedik. Ama o değerlendirmeyi yaparken de şunu vurgulamıştık hatırlarsan. burada bir çıkarma harekatı gerçekleştirildi. Rusya tarafından ilk daha savaşın başladığı günlerde fakat başaramadılar. Çünkü burada ciddi bir savunma tedbiri var ve o tedbirlerin içerisinde mayınlama da var demiştik. Hem kıyıda hem denizde. Ve Ukrayna tarafından bir kullanılan taktikti Rusya'yı durdurma adına ki Rusya burada bana göre savaştan çok daha önce almış olduğu bir tedbirdi. Gene burada bunu e, bu şekilde açıklamıştık. Savaş başlamadan Rusya aslında niyetinde gösteren bir tedbirle şurada bir abluka uyguladı. Gelen bütün ticari gemilere e, bir hesap soran e, siyaset izledi. Kimsin, nereden geliyorsun, yükün ne, nereye boşaltacaksın gibi. Ardından bu abluka e, Odesa'ya uygulandı çıkarma harekatı denendi olmadı. Fakat şu son birkaç günden beri hep şu haberlerle uyandık Odessa konusunda. Rusya gemileri takviye ediyor. Burada da ciddi bir çıkarma harekatının hazırlıklarını yapıyor. Ama bu hazırlıklara karşılık da e, Odessa tarafında ciddi bir savunması söz konusu dedik. Şimdi Odessa'da e, arazi yapısına baktığınız takdirde belki de Ukrayna'nın en sahil kesim yani turizm aksatı kullanılan bir sahilinin olduğu ama kalan yerinde bir kayalık e, alan olarak çıkarmaya müsait olmadığı şeklinde bir e, coğrafik özellik ortaya çıktı. E Bu durumda Rus ordusunun mecburen kanalize edileceği alan belli. Burada kıyıda mayınlama yapıldığı şeklinde aldığımız saha bilgileri vardı. Ama denizden de e, bu bahsettiğimiz e, bir e, mayınlama e, işlemi yapıldı. Şimdi iddia evet. o ki denizdeki bu mayınlamanın e, bir şekilde halatların zincirlerin koptuğu ve bu mayınların boşta yüzdüğü yani serserimen haline dönüştüğü. Şimdi çok tehlikeli bir durumdan söz etmiyor muyuz? Kesinlikle. Bundan geçecek ticari gemiler için şimdi olmasa da ileriki dönemde veya şu heran an içinde yani. her an olabilir. Patlayabilir ticari gemi. daha ileriki dönemde savaş sonlandığında belki lojistik <laughs> gemilerde için aynı şekilde geçerli ve İstanbul Boğazı'na kadar geleceğini söyleyen bazı uzmanlar var. Katılır mısınız? Şöyle katılırız. Yani eğer akıntı iddia oluyor, doğruysa yani 420 adet mayının iki tip mayın olduğu söyleniyor. İfade ettiğin gibi 30 kilograma kadar da giden hani 3 ila 50 metre derinlikte tuzaklanan bir mayındı bu. Yere serilen bir hat ve o hatta bağlı mayınlar Rusya'yı durdurma adına. Şimdi o zincirler bir şekilde koptu deniyor. mi koparıldı veya gerçekten e, Tabii 1943 yapımı çünkü kullanılan mayınlar. Eski Sovyet, e, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminden kalma. E, bu mayınların o zincirleri kendiliğinden mi koptu bilinmiyor. Açıklı Nasıl bu. patlıyor bu mayınlar? Yine aynı e, yerdeki gibi ile, çarpma tesiriyle. Evet, yani çarpma O zaman mesela, gemiler için. Gemiler için. E, zaten en büyük tehdit o. Bu. Yani Amerika 2. Dünya Savaşı'nda e, 12 bin adet mayını attı e, Japonya'ya karşılık. Japonya'nın 4'te 3 ticari filosunu yok etti. Yine e, o dönemde e, 1500'ü batık, 500'ü de ağır hasarlı, 2000'e yakın bir gemi tablosu ortaya çıktı. O en çok kullanılan yöntemlerden biriydi ve en tehlikelilerden biri o. Çünkü alan geniş ve e, dağıldığı takdirde de tespiti çok zor. Yani bunlar e, nasıl etkisi hale getirilir, nasıl toplanır böyle nasıl bir tehdit olur? olursa. E, çünkü çok geniş bir coğrafya. Şimdi oturup bunu ayrıca konuşmak gerekiyor. Aslında önemli bir konu değil mi bu? Çünkü kim sorumlu? büyük tehdit. Kim sorumlu mesela bundan? Rusya mı? İşte iki taraf birbirini suçluyor. Yani Ukrayna diyor ki ben aldığım bir savunma tedbiriydi. Rusya bunu kasten bu şekilde diyor e, serseri mayına çevirdi diyor. O yaptı diyor. Hmm. Rusya da diyor ki bu Ukrayna'nın almış olduğu bir tedbir diyor. Ve bu tedbirde diyor, yapmış olduğu hatadan dolayı bu tablo ortaya çıktı diyor. Aslında Ukrayna'nın açıklamaları bizi şuna da götürüyor mu? Bunlar artık serseri mayın. Yani öyle gerçekten halatlarının koptuğunu da anlayabilir miyiz? Şimdi bunu yalanlayan çıkmadı. Heh, i̇şte yani sorduğum konumu yalanlamıyorlar ama biz kendi önlemimizi aldık diyor. İki bir taraf birbirini suçluyor tamam. ama hani bu açıklamalara Geleceğim ve şeye bakarsan kararım. burada bu iddia doğru. İşte bu durumda yani Allah korusun evet şurada bir savaş tehdidi olduğundan çok büyük bir trafik yok ama ee, gelecekte hala daha o, Dünya Savaşı'ndan kalma temizlenmesi gereken mayınlar var ee, Zaman zaman karşılaşılan Zor mu bunları temizlemek Çok zor, sayın çok zor Tespiti Şimdi... de zor, alan da geniş olduğu için e, burayı tamamen arındırmak da çok zor Ancak belli bir alan içinde olursa e, tespiti veya etkisi hale getirilmesi söz konusu Şimdi Karada bile mayını bulmak zor zaman zaman işte askeri anlamda da zayiat veriliyor ki artık teknoloji gelişti daha farklı dedektörlerle aranıyor bulunuyor gibi ama bunu denizde düşünürsek belki de boğazdan gelecek geçecek Ege'ye kadar gidecek. Bu, bu i̇şte, da olabilir değil mi? E, kez, zaten tehdit o yani bizi ilgilendiren. Mesela kuvvetle kuvvette. akıntıyla gidecek. kuvvette benzer bir kasti mayınlama yapıldı. E, Amerika 40 gün harekatı durdurmak durumunda kaldı. Temizliği anca uğraştı. Az önce bahsettiğim Japonya'nın o karşılaşmış olduğu tehditle Japonya 300 tane mayın temizleme e, deniz aracı kullanarak ancak o bölgeyi arındırabildi. Keza Kore Harbi'nde de gene harekatı tam bir hafta geriye atma, atan ve baskın tesirini yok eden gene mayınlama harekatı oldu. Yani genelde savunan devletlerin en çok başvurduğu yöntem e, kuvvetli devletlere karşı. E, bana göre Ukrayna da bunu denedi. Ha burada e, şu açıdan bir pencere açmakta fayda var. Ukrayna gerçekten orada anlamında deneyimsiz. Yani bunu mayınlarken o tecrübesizliğin eseri bir hata mı oluştu? Yanlış bir bağlama olabilir. Yani sözlüğü, bunlar hep ihtimal bir fırtına, ufacık bir şeydi. çünkü aynı yani kasten yapıldığı iddia ediliyor Rusya tarafından. Eğer o açıdan bakarsanız bu Rusya için de bir tehdit. Dolayısıyla yani ben burada doğru olduğunu varsayarak Ama bu, bu şu şeyi... anda bütün çevre ülkeleri işte Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye e, Maalesef böyle e, bir tehdit. Buradan var. böyle giderse herkesi tehdit ediyor. Kesinlikle ama en çok tehdit bize çünkü Tuna Nehri'nin akış istikameti bir de akıntı o akıntı böyle götürüyor. Uzmanlardan. Bizim Boğaza doğru bir e, hareketlenme söz konusu. Çok tehlikeli bir durumdan söz ediyoruz. Peki teşekkürler Sayın Başbuğ. Sayın Karakurt siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya dünya ve Türkiye elbette ki en başta. Yani şu şurada ister Ukraynalılar yapmış olsun bu işi ister Efendim işte Rusya sebep olsun o önemli değil Burada önemli olan bu kadar mayının e, serseri Mayın haline gelmiş olması. Şimdi bakın 1 e, bizim tarafa doğru yani İstanbul'a doğru boğaza doğru gelmesinin birinci sebebi bu mayınlarla ilgili birinci sebebi hava hadiseleridir. Mayınlar şimdi kuvvetli rüzgarlar, poyrazlar nedeniyle İstanbul Boğazı'na doğru gelecek. Bakın, poyraz ne zaman vardı? Biliyorsunuz İstanbul kardan geçilmiyor. Ne demek bu? Poyraz var demek. Yani İstanbul'a soğuk havanın geldiği yer tamamen Karadeniz'den ve efendim bir şekilde Balkanlardan olduğu için Poyraz devamlı surette bize doğru eser. Bize doğru estiği için de bir defa oranın tabii ki Poyraz'ın vasıtasıyla denizdeki dalgaların hareketiyle de bize doğru gelecek bir defa bir. Burada şimdi buna göre hemen tedbir almalıyız. Bakın, başkaları müdahale etmeden Türkiye'nin mayın arama tarama gemileri yola çıkmalı ve mayın arama tarama gemileri yola çıkarken hem Ruslara hem de aynı zamanda Ukraynalılara bildirilmeli, Bulgarlara bildirilmeli, Romenlere bildirilmeli. Denmeli ki efendim bizim amacımız şimdi kalkıp da iki tane savaşan ülke yanlış anlamasın. Bunlar tamamen bu mayınları bir şekilde tespit amaçlı harekete geçti diyeceksiniz. Şimdi burada Bakın bizim birinci öncelikle en büyük tehdit altında olan yerimiz neresi biliyor musunuz? Biz şimdi gaz platformumuz var orada. Bu gaz platformunun çevresini hemen korumaya almalıyız. Yani o gaz platformuna bir tane mayın çarptı mı ne olur o gaz platformu? Havaya uçma ihtimali var. Onun için beklenecek bir dakika bile yok bence. Şimdi bir de şu var. Tehlike olarak söyleyeyim. Eğer biz bunu tedbir olarak almazsak başkaları karışmak ister. Hani NATO devletleri falan var ya hani e, her zaman bizi desteklemeyen ama şimdi böyle bir olay olduğunda efendim biz Montre'u delmek için efendim, gemi çıkaralım demeye kalkarlar. Biz de mayın arama tarama gemilerini çıkaralım demeye kalkarlar NATO'dan. Onun için bizim acele, harekete ihtiyacımız var. Bir, Rüzgar nedeniyle zaten gelecek bize. İstanbul Boğazı'nı da zaten biliyorsunuz üst akımlar devamlı Marmara'ya doğru akar. Alttan akımlar Karadeniz'e doğru akar. Dolayısıyla mayın bir defa üst akımla bize gelecek. Şimdi bunu derhal birincisi söyledim rüzgar. İkincisi Tuna'nın ağzından gelen su. Tabii Burada gösterilmemiş ama şunu söylemek isterim. O Tuna'nın ağzı aşağı yukarı birazcık daha güneye indirildi. Çavuşeski ölmeden önce Bükreş'in efendim büyük bir liman kenti haline gelmesi için o ağzın yerini değiştirdi, daha güneye indirdi. Hızlı bir şekilde akıyor Tuna, Karadeniz'e. Hatta birkaç sene Türkiye'de fevkalade Karadeniz'de kirlenme yaptı. Bu e, kanal açılınca şimdi o kanaldan geliyor daha etkin, daha süratli efendim su. O yüzden mayınları tabii ki doğrudan İstanbul'a doğru veya en azından işte e, ne bileyim Zonguldak'a kadar gördüğünüz gibi bir bölgeye kadar efendim tehlikeli bir ortam var. Bunun bir an önce e, bizim deniz kuvvetlerimizin e, fevkalade yüksek seviyede e, önemli mayın arama tarama gemileri var. Bir an evvel bu işi halletmek gerekir halledilebildiği kadarıyla. Hepsi de bulunabilmesi mümkün değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan hala biz mayın topluyoruz. Yani Türkiye hala İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mayın topluyor. Değişik şekillerde efendim Avrupa'da da bu İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mayınlar ortaya çıkabiliyor. Burada vatandaşa bile büyük görev düşüyor yani ileride balıkçılara mı? vesaire en ufak olayı ihbar etmekte büyük fayda var. Çünkü hani biz Boğaziçi tahmin ediyoruz ama e, Sinop burnuna doğru da e, bir akıntının olduğunu varsayarsak da oralar bile bana göre e, tehdit altında. Evet, Sayın Ağar, e, sizle devam haklısın edelim. Haklısın başbuğ. E, yani, e, yani haklısın başbuğ. Ben yani onu söyledim. Yani Zonguldak'a kadar olur da dedim. Ama tabii ki Sinop'a kadar da evet, dediğiniz konten. gibi akıntılarla olabilir. Hepsini birden işte e, önleyebildiğimiz kadar önlemeliyiz. Evet. Sayın Ağar, harita üzerinden sizle de devam edelim dilerseniz. E, şimdi tabii çok ciddi bir olaydan söz ediliyor ve bu mayınların... İstanbul'a ulaşması, Türkiye sınırlarına, işte Sinop sınırlarına kadar akıntının götürebileceği hatta boğazları aşıp Ege'ye kadar gidebilir. Sonuçta serseri bir mayın söz ediyoruz. Akıntıya, işte rüzgar alodosa göre veya işte Poyraz'a göre şekillenir rotasını şekiller. Ne söylersiniz bununla ilgili? Şimdi Göksu son derece ikircikli bir konu. Ee, neden? Ee, Üreticiye pek çok sorun var. Olası sorun var. Şimdi mesele nereden başladı? Ukrayna'nın e, olası bir çıkartmayı engellemek, geciktirmek, durdurmak, pahalıya mal etmek niyet ve maksadıyla Odessa önlerinde başta olmak üzere e, Oçakiv, e, yüzne ve Çernoboks'ta Dört alanda döşemiş olduğu mayınlar, denizin içerisinde kurmuş olduğu mayınlar. Şimdi bu mayınların 420 civarında olduğu ifade ve iddia ediliyor. Buna dair kesin bir bilgi yok. Ne kadarının yerinden koptuğuna dair de veya kopartıldığına dair de kesin bir bilgi yok. Yani Ukrayna Savunma Bakanlığı veya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bunu açıklamadı. Belki de şu safhada belki açıklayacak ama açıklamamak istiyor. Çünkü bu mayın kuşaklarının yerinin belli olması kendi savunma hatlarının deşifre olmasıyla da eş Şimdi Ruslar belki de bu mayın tarlalarının kendileri açısından üretmiş olduğu tehdidi öngörerek buna dair bir başka manipülasyon içerisinde. Bu da söz konusu olabilir. Çünkü bu konuyu gündeme getiren Ruslar. Yani ee, ve bu mayın tarlalarından veya mayın kuşaklarından bir takım mayınların koptuğunu söyleyenler de Ruslar. Hatta bununla ilgili 18 Mart'ta e, Rus Deniz Kuvvetleri Karadeniz Filosu'na, Karadeniz Filosu bununla ilgili bir takım bildirimler, uyarı bildirimleri de yayınladı. Şimdi hani onların istediği gibi değil de kendi istediğimiz gibi düşünmeye çalışmak bizim açımızdan daha önemli. Çünkü bu e, bu turbun gözüken kısmı. Bir de heybede olanları var. Yani çünkü buradan bir şey çıkartmak istiyor birileri. Şimdi şöyle bir şey yapalım isterseniz. Bir muhakeme yapmaya çalışalım. Şimdi normalde tespit edilen mayın kuşakları ne olur? Sat komando yani su altı komandoları tarafından etkisizleştirilir. Şimdi bizim bildiğimiz bir şey var. Yani Ukrayna kendisi özellikle Odessa en önemli e, şeylerden savunma alanlarından bir tanesi. Çünkü kalbi orası. Şimdi kalbi olan yere neden kopacak mayınları bağlasın? Şimdi yani sonuçta biz hepimiz çok iyi biliriz ki asker olan kişiler çok iyi bilirler ki mayınlar, deniz mayınları bir takım dezenformasyonlar, şunlar, bunlar, dalgalar, fırtınalar bunlara dayanacak şekilde Şeye bağlanırlar. Yani yerlerine bağlanırlar. Yani öyle kolay kolay bu mayınlar yerlerinden sökülmez. Şimdi bu mayınları birileri bilerek sökmüş olabilirler. Yani bir kere bunu unutmayalım. Yani bir manipülasyonla karşı karşıya kalabileceğimizi bir kere aklımıza getirmek için. Şimdi ola ki bu mayınlar yerlerinden söküldü. Kendi kendine söküldü. Şimdi bunların kaç tane olduklarını bilmiyoruz. Ama bunlar üzerinden koskoca bir fırtınaya şimdiden tutulmakta başla, tutulmaya başladığımızı görmemiz gerekiyor. Şimdi korkumuz şu. Bu mayınlardan bir tanesi bir ticari gemiye çarparsa, yani örneğin bir tankere çarparsa, yakıt yüklü bir veya işte doğal gaz, elenci taşıyan bir ta tankere çarparsa, bunun üreteceği korkunç bir dehşet var korkunç bir çevre kirliliği var. Biraz önce saygıdeğer komutanım söylemiş olduğu gibi bizim Karadeniz'de şu an doğal gaz aramayla ilgili son derece önemli gayretlerimiz var. Bunu manipüle etmesiyle ilgili bir başka risk fotoğrafı var. Şimdi may mayın o kadar sinsi, o kadar kalleş, o kadar kurnaz bir, bir, şey ki her yerde bir şekilde karşımıza çıkabilir. Küt diye bir gemiye çarpabilir, çarptırılabilir. Şimdi ne oluyor? Bir şeyler olmaya başladı. Yani şimdi meselemiz ne? Ee, doğruysa yani teyit etmeye çalışıyorum. Şu an de, e, sordum birkaç yere. Şimdi özellikle Rusların Batı Karadeniz'de e, ticari hareketliliği bu mayınlar gerekçesiyle engellediği konuşulmaya başlandı. Kimi? Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna. Ama Doğu Karadeniz açık. Yani şimdi bu mayınların ortaya koymuş olduğu tehdidi gerekçe gösteren Rusya böyle bir engelleme yapıyor. Ticareti engelliyor. Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de ticareti engelliyor ya. Şimdi başka birileri başka bir cümle kurmaya başlıyor. O cümle de şu. Biraz önce saygıdeğer komutanım buna atıfta bulundu. Bu durumda NATO devreye girer mi? NATO devreye girerse kalıcı mayın eylem grubu Karadeniz'de konuşlandırılır mı? E bu Montreux ile ilgili bir büyük bir soruna sebebiyet veriyor. Şimdi bakın insani gerekçelerle, ticari gerekçelerle bir askeri kuvvetin, NATO kuvvetinin burada konuşlandırılması ve burada kalıcı hale gelmesi, yani Montreux'un bir şekilde gerekçeler üretilerek delinmesi ve bunun Türkiye ile Rusya arasında korkunç bir gerginliğe sebebiyet vermesi, aynı S400 meselesinde olduğu gibi. S400 F35 meselesi konuştuğumuz mesele de olduğu gibi o yüzden bu bu konularda inisiyatif geliştirmek son derece önemli. Önceden olanları öngörüp bu öngörülerle beraber inisiyatif geliştirilmesi. Şimdi şimdi bakın bir gerçeklik var. Karşı karşıya kaldığımız. Yani son derece hani bir tane mayın, belki iki tane mayın, belki hiç değil. Ama bunların işte bir takım işte Tuna Tuna'nın ortaya koymuş olduğu akıntıya kapılarak veya işte batık batık Batı Karadeniz'deki işte e, e, rüzgardan veya akıntılardan e, etkilenerek buralara kadar sürüklenmesi. Bu böyle bir şey kendi doğallığı içerisinde de olabilir. Bütün bunlara dair inisiyatifin geliştirilmesi evet. ve bu inisiyatifin açıkçası manipüle edilmeyecek bir inisiyatif olması Karadeniz'in istikrarı ve Karadeniz'in geleceği açısından son derece önemli. Çünkü bak bugün biz neyi konuşuyoruz? savaş üzerinden Karadeniz'deki inisiyatiflerin ve Karadeniz'in jeopolitiğinin Karadeniz'in bir barış gölü olmasından bir gerginlik, bir istikrarsızlık denizde dönüşmesini konuşuyoruz. Bunun bunun buralardan ortaya konulacak iradelerle, kararlılıklarla engellenmesi gerekiyor. Bu noktada en büyük rol kimde? En büyük sorumluluk kimde? Türkiye'de. Ya yani bu, bu 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 açıkçası hani buradan üzerimize düşeni bir bakış açısıyla geliştirerek yapmaya çalışın. Gerçekten burada inisiyatifin geliştirilmesi bence son derece büyük bir değer taşıyor. Evet. Ama açıkçası şunu da söylememiz gerekiyor. Allah göstermesin. Yani bu mayınlar eğer gerçekten manipüle edilerek veya kendi doğrusallığı içerisinde buradan kurtulmuşlarsa ve bunlar aktif hale gelmişlerse gerek askeri anlamda gerek sivil ticaret anlamda, sivil ticaret gemileri anlamında büyük riskler üretir. Ne, ne kadar? belki onlarca. Yıl. Yani çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda döşenmiş mayınlar hala tehdit. Hala tehdit. Dönem dönem karşımıza çıkıyor. Dönem dönem bunlar imhasıyla ilgili çok büyük zorluklarla da karşı karşıya kalınıyor. Evet. Ama şunu söylememiz gerekiyor. En baştan söylediğim cümleyle bitireceğim. Bu işin manipüle edilmekte olan olan bir konu olduğunu Kesinlikle unutmamalıyız. Buyurun yani birileri sayın bunu Karakur. kendi menfaatleri doğrusu şu an kullanıyor. İnisiyatif üretmeliyiz. Buyurun Sayın Karakurt, Sizden de kısa bir e, ekleme alalım ardından Sayın Çiftçi ile de kapatayım. Yok ben bir cümlelik, bir Buyurun. cümlelik. Buyurun. Benim söyleyeceğim bir cümlelik. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi bakın Ruslar e, efendim, bunu bir şekilde dünyaya yaydılar. Yani bu gerçek veya değil, hiç önemli değil. Şimdi biz ne olursa olsun bu varmış gibi tedbir almak zorundayız. Almadığımız takdirde e, tabii ki tedbir almayan devlet konumuna düşeriz. Onu söylemek istiyorum. Doğru veya değil. Yani tabii ki tamamen e, Sayın Ağar'ın da söylediği gibi manipüle ediliyor olabilir. Ona bir şey demiyoruz. Ama biz buna tedbir almak zorundayız. Onu söylemek istiyorum. Çünkü bunu dünyaya yayınladılar. Soçi efendim, Müdürlüğü, Deniz Müdürlüğü bunu yayınladı. Yani evet. biz de bunu tedbir almak var. zorundayız. Olacak bir olacak bir olayda ondan sonra biz size söylemiştik konumuna gireriz. Ukrayna'dan da bu konuda hiçbir yalanlama gelmedi. Yani evet, Rusya manipüle ediyor, bu yalandır. Bizim aldığımız tedbirler tamdır diye bir açıklama yok. O nedenle hani doğruysa eğer diye başlık açarak yürüdük zaten buraya geldik. Yoksa oradaki ticaret zaten engelleniyor. Yani Rusya o ablukayı aldığı andan itibaren oraya hiçbir ticari gemi sokmadı. Evet. Ee, sayın çiftçi, sayın ağr çok teşekkür ederim. Ama eder. bu Romanya ve Bulgaristan var demek istedik. Ee, yani sayın baş Yani biraz evvel Ağar da söyledi ya Romanya, e, Bulgaristan ve Türkiye'nin de ticaretini yok ediyor. Yani bütün Batı Karadeniz'i. Yani evet. O, o da değil. Bütün Batı Karadeniz'deki ticareti etkileyecek evet. bir şey var. Yaklaşım var. Evet. Ee, çok teşekkürler Sayın Ağar. Ee, sizi yerinize alabilir Sayın Çiftçi ile de aslında tamamlamış olalım. Sayın Çiftçi, birileri Karadeniz üzerinden e, yapılan bu açıklamalar doğru veya yanlış. işte e, Sayın Karakuş'un söylediği gibi tabii dikkate almakta yarar var ama e, manipüle edip e, Türkiye'nin veya farklı ülkelerin ama ben Türkiye açısından sorayım. Ticaretini mi engellemeye çalışıyor Karadeniz üzerinden? Kesinlikle öyle düşünüyorum. Zaten e, Amerika Beşiktaş'ı Türkiye ile Rusya'yı savaştırıyor diye ilk başta savaştırmak istiyor ben ona katılmıyorum. Savaştan çok ara bozulsun istiyor. Ara nasıl bozulacak? Ticaretten. Ara bu şekilde bozulur. Şimdi Rusya'nın Rusya'ya çok ciddi bir yaptırım var mı? Var ama Karadeniz açık. Türkiye ve Türkiye üzerinden gidebilir. Türkiye Karadeniz'de gaz arıyor. Onu da engellemeye yönelik, gemileri engellemeye yönelik kim yaptı? Ukrayna yapar mı? Hayır. Ne yapmaz? desanın savunması için gerekti. Ve bu mayınların hepsi bir ipe bağlı değil ki bir ipi kesesin hepsi gitsin. Ayrı ayrı kesilmiş. Sayın Ağar bunu çok güzel özetledi. Benim aldığım bilgiye göre 140 adet mayın bırakılmış Moldova'dan geçen bir para birite grup tarafından. Yani dolayısıyla burada ne Ukrayna var ne de Rusya var. Bu en büyük zarar Rusya'ya verir. Savaş dönemlerinde çok ciddi sabotaj, provokasyon eylemleri hem medya üzerinden hem fiilen olur. Şimdi e, Rusya'da Rusya paralı savaşçı çağırdı. Zelenski de çağırdı. Zelenski gelin kim gelirseniz gelin diyor. Hangi özel kuvvetler elemanı mı kim gidiyor bilmiyoruz. Mesela Suriye'de PKK tarafında savaşanların eski askerler olduğunu biliyorduk. Yani üniformalarında. Ukrayna'da kim kimle savaşıyor nasıl bilemiyoruz. Bu nedenle Türkiye ile Rusya arasındaki ticareti Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz aramasını etkileyebilecek. Şimdi Rusya Ukrayna'yı Karadeniz'de bloke etti. İhracat yaptırmıyor. Ukrayna'nın ihracatının önemli bir bölümü deniz ticaretiydi. Rusya'yı da kesmiş olacaklar böylece. Çünkü hiçbir savaş hiçbir ticaret gemisi bu riski almaz. Demin çok önemli bir noktaya değindi. NATO biz bunu gidip Temizliğe ben NATO'nun öyle bir söyleyeceğini zannetmiyorum. Öyle bir şey. NATO akıllı bak ısrarla yanaşmak istemiyor. Ya yani biz bu savaşın içinde yokuz diyor. Daha ilk günden beri söyledi. Zaten bu NATO'nun keyfine olan bir şey değil. İstersen sokmazsın. Yani NATO durduk yerde illa ben gireceğim diyemez. Evet. Sokmazsın ayrı da. Yani NATO savaşmak istemiyor. böyle Öyle bir niyeti de hadi. yok. O, o, oraya girmek savaş onu bilir. Akıllı adamlar bunlar. Hafif adamlar değil. Kimin yaptığını dersen Ukrayna Rusya değil dışarıdan gelen Moldova'ya dikkat edilmesi lazım bu noktada. Moldova -Odesi arasındaki geliş geçişlere. 140 tane olduğunu Moldova'da konuşuluyor. Yani özel bir birimin geçip yaptığı konuşuluyor. Orada şu an Rusya'nın yapabileceği bir şey yok burada. Çünkü Rusya'nın her teknoloji Ambargo koyuyorsun, gıda koyu birçok alanda koyuyorsun. Rusya'yı amaç blok etmek, kilitlemek değil mi? E Karadeniz'i blok altına alıyor işte. Böyle evet. bakıyorum ben yani. Mayının teknik yönü nedir patlarım ben o teknik işlerini Aslında anlamam. Aslında Gecenin manşeti dünyanın en huzurlu denizi Amerika girene kadar böyleydi. Girdikten sonra şu an en çok gerilimin olduğu en çok konuşulan deniz haline dönüştü. Evet umarız son bulur.